Evet sevgili öğrenciler ve değerli arkadaşlar, merhabalar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar yine yatay yatış konusunun son videosuyla dersimizi bağlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki video dersimizde ilk arkadaşlar devam edeceğiz. İki tane özel soru yazdım arkadaşlar. Bu iki özel soruyu çözdükten sonra eğik düzlem, yani eğik düzlemde yatay yatış ve yine esnek yansıma ile alakalı konumuza devam edeceğiz yatay yatış içerisinde. Şimdi arkadaşlar tahtamızda bir soru var. Önce birinci sorudan başlamak istiyorum. Soruda diyor ki şekilde D0 hızıyla atılan cisim yere V hızıyla çarpıyor. Gördüğünüz gibi. Buna göre diyor K noktasındaki yataydaki hızın düşeydeki hıza oranı olan Vx bölü Vy oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Yatayda alınan yollar eşit. Yani Vm yolu Mn yoluna, Mn yolu Nt yoluna eşit. Dolayısıyla cisim yataydaki almış oluyor veya menzil arkadaşlar x eşittir neye eşittir v 0 çarpı t eşittir. Biliyorsunuz arkadaşlar yataydaki hız daima yani v 0 hızı daima yatay hızı olan v x'e eşit olduğunu daha önce görmüştük. Dolayısıyla arkadaşlar v 0 sabit olduğuna göre her x yolundaki alınan yollar eşit ise arkadaşlar v 0'lar eşit olduğu için süreler de birbirine eşittir. Yani buraya t1, buraya t2, buraya t3 diyecek olursam yani cisim L'den M'ye cisim LM arasını ve MN arasını ve NT arasını eşit sürede almıştır diyebiliriz. Buradan arkadaşlar sonuç olarak T1 eşittir, T2 eşittir, T3 ona da T birim saniye diyebiliriz. T saniye. Yani cisim her x yolunu T saniye almış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki cisim arkadaşlar zemine çarptığında zemine kaç derece açı yapmış? 37 derece açı yapmış. Dolayısıyla çarpma anındaki yatay ve düşey hızını ne yapabilirim? Bulabilirim. Nasıl bulabilirim arkadaşlar? Vx burada zemindeki çarpma hızı arkadaşlar. Yataydaki hız yani Vx şöyle gösterebiliriz. Bu ne V diyecek olursam arkadaşlar bu yataydaki Vx hızı, bu da düşeydeki arkadaşlar Vy hızıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bakın şu açı 37 derece. Bu açıda kaç derece olur? 53 derece olur. Zemine çarptığı andaki hızların yatay ve düşey bileşenleri arkadaşlar. Şimdi buradan Vx'i bulabilirim. Vx V çarpı bakın bu hipotenüs olduğuna göre şu görmüş olduğumuz Vx komşu uzunluktur. Komşu vektördür. Dolayısıyla V çarpı kosinüs 37 diyebilirim. Yine Vy arkadaşlar. Vy eşittir V çarpı ne diyebiliriz? Bakın Vy bu komşu olduğu için hipotenüse yine kosinüs 53 diyebiliriz. Şunu düzeltiyorum. Kos 53. Dolayısıyla kos 37 sin 53'e 0,8'e eşit olduğu için buradan arkadaşlar Vx değerimiz V çarpı 0,8 değerine, buradan da Vy değerimiz arkadaşlar şöyle gösterelim. Vy değerimizde V çarpı cos 53 0,6 eşittir. Sonuç olarak Vx 0,8 ve Vy de 0,6 V olarak bulunur. Nerede arkadaşlar bu? Arkadaşlar nerede bu? Çarpma anında yazalım. Zemine çarptığı anda. Çarptığı anda arkadaşlar. Hızın yatay ve düşey bileşenleri. Dolayısıyla ben yatayda hız sabit olduğu için arkadaşlar Vx daima kaç eşittir o zaman? 0,8 V'ye eşittir. Veyahut da buraya V0 çarpı 0,8 V diyebiliriz. Gelelim Vy'ye derine. Düşey atış, düşeydeki hız arkadaşlar her saniyede 10 T değiştiğinden yani veya her birim saniyede 10 çarpı T 10 çarpı T kadar değiştiği için buradaki Vy hızı buradaki Vy hızına eşit olmayacaktır. Dolayısıyla cisim arkadaşlar her x aralığını t saniyede aldığı için cisim burayı t sürede, burayı t sürede, burayı da t sürede almış diyebiliriz. Dolayısıyla cisim yere çarptığı anda 3t zaman geçmiştir. Dolayısıyla 3t zamanda arkadaşlar yataydaki hız, düşeydeki hız 0,6 ve 0 ise arkadaşlar bakın gelelim buradaki değerine. Cisim K noktasından gelene kadar 2T süre harcadığı için 2T eşittir ne olur?
0,6 veya 0 yerine buraya A birim diyelim. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak arkadaşlar, buradan 3T çarpı A eşittir 2T çarpı 0,6 çarpı V0 değerine eşit olur. Buradan T'ler giderse 2 çarpı 0,6 1,2, buradan A eşittir arkadaşlar 0,4 ve 0 olarak bulunur. Yani K noktasındaki arkadaşlar, K noktasındaki V K X arkadaşlar, K noktasındaki özür dilerim, V K'ye düşey hız 0,4 ve 0'a eşittir. Ne sordu bize? K noktasında arkadaşlar, K noktasındaki V X bölü V Y değerini sordu. Artık sorumuz sonucumuza ulaşabiliriz. V X bölü V Y değeri arkadaşlar. V X'i kaç bulduk? 0,8 ve 0 değerine eşitti. V'yi kaç bulduk K noktasında? 0,4 ve 0 değerine eşittir. Buradan da cevabımız 2 bölü 1 olarak bulunur. Yani K noktasındaki yatay hızın düşey hıza oranı arkadaşlar 2 bölü 1 olarak bulunmuş oldu. Yani bir daha tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Dikkat edelim. Yataydaki hız daima sabit olduğu için yatay olarak atılan ilk hız V0, V eksi eşittir. Yani yörüngenin hangi noktasını alırsanız alın V0 değeri daima V eksi eşittir arkadaşlar. Bakın cismin yere zemini çarparken çarpma açısı zeminle çarpma açısı verilmiş 37 derece. Bu açıyı kullanarak arkadaşlar hızın zemindeki çarpma andaki yatay bileşeniyle düşey bileşenini matematiksel olarak burada formülize ettim. Vx V çarpı cos 37, buraya V0 diyebiliriz ilk hız arkadaşlar. Gerçi burada V de diyebiliriz çünkü V0 değil, iki fark ettik. Buradaki hızımız V, bu V0 hızını ne yapalım silelim. Çok özür dilerim, hemen yapmış oldum, bize yapmış oldum. Evet, 0,4 V, buradan da V olarak kalsın. 0,4 V'yi arkadaşlar, 0,8 V'yi 0,4 V'ye oranlamış olduk. Yani buradaki hızın V olduğu için yataydaki hızımız Vx V çarpı cos 37, Vy ise V çarpı cos 53'tür. Aslında Vx değer olan V çarpı cos 37 yine V0'a eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla buradan zemin çarptığı andaki hızın yatay ve düşey bileşenlerini 0,8 çarpı V ve 0,6 çarpı V olarak bulduk. K noktasındaki yatay hız olan Vx zemini çarpma andaki yatay hıza eşit olduğu için K'daki Vx yine 0,8 çarpı V değerine eşittir. Gelelim düşeydeki hıza. Cisim her aralığı T sürede aldığı için cisim çarpma anına kadar 3T süre harcamıştır. 3T süre sonra yatay hız 0,6 çarpı V değerine eşit ise 2T süre, yani K noktasındaki düşey hızı arkadaşlar 2T'deki hıza A birim diyecek olursak, o çünkü doğru orantı vardır. Niye doğru orantı vardır? Çünkü V eşittir G çarpı T değerine eşittir arkadaşlar. Her birim saniyedeki hız 10T ne yapar? Artar. Dolayısıyla buradan 2T'deki düşey hızı da 0,4T olarak bulduk. Oranladığımız zaman V'ler gitti. 0,8 bölü 0,4 2'ye eşittir. O da 2 bölü 1 değerine eşittir. Evet, hemen tahtamızı silelim arkadaşlar. Tahtamızı silelim. Hızlı bir şekilde. Bir numaralı sorumuzu çözdük. Geniş kapsamlı sorumuzu hemen geçiyoruz arkadaşlar. İki nolu özel sorumuza. Öncelikle bu tarz sorular geçmiş yıllarda çok bol miktarda sormuşlar arkadaşlar. Tahtayımızı biraz güzel temizleyelim. Sıkıntı olmasın, kirlilik gözükmesin arkadaşlar. Şöyle güzelce sildik. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuzda bakın her birimi, her uzunluğu bir birim olan karesel şekil üzerinde ölçeklendirilmiş ve hepsi her karenin uzunluğu birbirine eşit bir birim olan, her kenarın uzunluğu bir birim olan sistemde K noktasından bir cisim V0 hızıyla atılmış. Şekilde V0 hızıyla atılan cisim bir saniye sonra L'den geçiyor. L'den geçiyor. Buna göre ikinci saniye ve üçüncü saniyede sorumuz bakalım. İkinci saniye ve üçüncü saniyede hangi noktalardan geçer diyor arkadaşlar. Şimdi bir saniyede L'den geçiyorsa arkadaşlar H eşittir 1 bölü 2 GT kareden. İkinci saniyede buradan alırsa H eşittir 1 bölü 2 çarpı G çarpı 1'in karesi. İkinci saniyede H eşittir 1 bölü 2 G çarpı 2'nin karesi. Üçüncü saniyede H eşittir 1 bölü 2 çarpı G çarpı 3'ün karesi. Dolayısıyla ben bu değere H diyecek olursam
Burası 4H, burası da 9H değerine eşittir. Yani cisim 2. saniyede 4H uzunlukta. Eğer ben şu uzunluğa H birim diyecek olursam arkadaşlar, H birim diyecek olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10H uzunluğundadır. Tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar 1. saniyede H'ta olan cisim 2. saniyede 4H'tadır. Yani 1, 2, 3, 4. Burası arkadaşlar 4H uzunluğundadır K noktasına göre. Dolayısıyla cisim 2. saniyede ya A ya da B noktasından geçer. Şimdi tahta alınan yola bakacak olursak arkadaşlar X1 eşittir ve 0 çarpı T'den kaç birim yollanmış yatayda arkadaşlar? 2 birim, yani T yerine 1 yazdığım zaman 2 birim yol almış demektir. Peki 2 saniyede arkadaşlar V0 sabit bir değer. Yatayda hız değişmez. 2. saniyede arkadaşlar 2 kat olduğu için 4 birim sağa gider. 3. saniyede arkadaşlar 3. saniyede gerçi 3. saniyede hangi noktadan geçer doğru bir yanlışımız yok. 3. saniyede arkadaşlar X3 yani 100 saniye sonra nereden geçer dediğimiz zaman yine V0 çarpı 3'ten arkadaşlar 6 birim sağdan geçer. Yani 1. saniyede burada, 2. saniyede 2 birim sağdan A noktasında. Çünkü 3. saniyede artık 9H 4, 5, 6, 7, 8, 9 9H değeri burasıdır arkadaşlar. Yani kanun noktasından itibaren. Dolayısıyla 3. saniye sonunda arkadaşlar ve 3. saniyede ya C ya da G noktasından geçer. Dolayısıyla 2 birim, bakın 4 birim, bakın 2, 4, 6 birim. Yani hangi noktadan geçer arkadaşlar? C noktasından geçer. Dolayısıyla sonuç olarak 2. saniyede arkadaşlar A'dan geçer cisim. 3. saniyede arkadaşlar nereden geçiyor? C'den geçer. Sorumuzun cevabı arkadaşlar 2. saniyede A'dan geçer. 3. saniyede C'den geçer. Yani cismin izlediği yörünge şöyledir diyebiliriz arkadaşlar. Güzel bir şekil çizecek olursak böyle bir yörünge izler. Bakın hem metaldaki yolları buldum arkadaşlar. Hem de dikeydeki veya düşeydeki almış olduğu yolları buldum. 1. saniyede hatta şöyle düşünebilirsiniz. 5, 15, 25, 35'in katları vardı sıfırdan itibaren. 1 saniyede 5 metre yol alırken 2 saniyede 25 metrede arkadaşlar. Yine 3 saniyede 25, burası 20, özür dilerim, burası 20 metre, 45 metre yol alır. Yani bakın 1, 2, 3, 4, H, 3H ve 5H şeklinde inerseniz yine arkadaşlar A'ya, A'nın hizasını olan 4H'a, C'nin hizası olan 9H'a gelirsiniz. Aynı zamanda 0H, 3H, 5H, 9H, özür dilerim, 7H'in katları şeklinde cisim serbest düşme hareketi yaptığında 1. saniyede H metrede, 2. saniyede 3H metreden geçer, 3. saniyede 5H metreden geçer, 4. saniyede 7H metreden geçer. Kızarım isterseniz 1. saniyede geçtiği nokta, 2. saniyede geçtiği nokta, 3. saniyede geçtiği nokta, 4. saniyede arkadaşlar nedir? Geçtiği noktanın konumu diyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, hem yataydaki hem de dikeydeki aldıkları yollardan yararlanarak V0 hızıyla yatay olarak atılan cismin hangi noktalardan geçeceğini ne yapmış olduk? Karesel düzlemde göstermiş olduk. Evet arkadaşlar, hemen tahtamı silip hızlı bir şekilde merdiven sorularına artık geçmek istiyorum. Herhalde şeyimizde bir problem var silgimizde. Hemen silgimizi değiştirerek tahtayı daha güzel çizmeye çalışalım, silmeye çalışalım. Şimdi gelelim arkadaşlar merdiven sorularına. Kaçıncı basamak sorularına düşer gibi sorularda yazıyorum. Merdiven soruları nerede arkadaşlar? Yatay atış sorularında. Merdiven sorularını şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Önce konuyu biraz anlatalım, sonra örneklerine geçelim. Bir cisim buradan ve sıfır hızıyla atılsın. Cisim bir yörüngeyi izleyerek en ince basamağa çarpsın. En ince basamak. Şöyle gösterebilirsiniz.
Dolayısıyla birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Arkadaşlar bu merdivenin boyu burası n'dir. Dolayısıyla n'den x eşittir ve 0 çarpı t formunda yararlanarak basamağı bulabiliriz. Peki kaçıncı basamak olsun? Çarpı nokta n'inci basamak olsun. X yerine n, x yanına n yazıyorum. Buradan x çarpı n ve 0 çarpı t diyebiliriz. Çünkü her birinin uzamına x diyecek olursak n tane x yolu alacaktır cisim arkadaşlar. N'den formülümüz bu şekilde. X çarpı n. Burada n nedir? Basamak arkadaşlar. Kaçıncı basamak oldu? Ve 0 yataydaki ilk hız arkadaşlar. T ise kaç saniye sonra çarptığı ile alakalı süreyi verir. Gelelim boya arkadaşlar. Boy da h demektir. Merdivenin boyu arkadaşlar dikey olduğu şey olarak bir basamağın yüksekliğidir. Buradan h eşittir arkadaşlar 1 bölü 2 gt kare formülünde bulunabilir. N'inci basamağı çarptığı için n tane h vardır. N çarpı h eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünden arkadaşlar ne yapabiliriz? Sonra da önce ikisinin eşitliğinden arkadaşlar veya ikisinin oranından, özür dilerim, oranından neyi bulabilirsiniz? Oranından bu önemli, n değeri bulunabilir. Ve n değeri bulunur. Ondan sonra artık ne istiyorsa çözüme başlıyoruz. Yani merdiven sorularının arkadaşlar n değerini bulursak x ve h değerlerini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ben formüller tahtada kalsın, bir tane konuyla alakalı size güzel bir örnek çözmek istiyorum. Örneğimiz ne olsun arkadaşlar? Yine basamakla alakalı soru olsun. Şöyle bir soru size çizelim. Burası 60 santimetre. Burası da arkadaşlar 40 santimetre olsun. 40 cm. Buradan bir cisim atılıyor. Silgimizi atalım. Şurayı güzelce temizleyelim. Sorumuz şu olsun. Cisim 20 metre bölü saniye hızla arkadaşlar atılsın. Yani V işte 20 metre bölü saniye demesini gerekir. Bu metre bölü saniye hız demektir. Cisim arkadaşlar n'inci basamağa çarpsın. N'inci basamağa. Soru şu arkadaşlar. N değeri kaçtır? Evet, n değerini bize sordu. Formüllerden yararlanarak n nasıl bulunur, ne yapalım size değerli arkadaşlar göstermiş olalım. Şimdi bakın iki tane formül var. Bir boydan bir de n'den ikisini yazacağız. Şimdi x nedir? Merdivenin arkadaşlar en uzunluğu. X en uzunluğudur. En uzunluğu 60 cm olarak vermiş. Bu da 60 cm eşittir 0,6 metre diyebiliriz. Dolayısıyla x eşittir ve 0 çarpı t formülünden x yerine kaç yazacağım? 0,6 metre. Kaç basamak gitti? N basamak yatay gitti. N diyorum ve 0 değerimiz 20 çarpı t. Birinci eşitliğimizi yazdık. Gelelim düşeydeki aldığı yola. Bakın boy 40 santimetre. 40 santimetrede 0,4 metre eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla h eşittir 1, n çarpı h 1 bölü 2 gt kareden. Çünkü n tane basamak düşmüşse n tane 40 santimetre vardır veya 0,4 metre vardır. Burada h yerine 0,4 yazıyorum. N çarpı 0,4 eşittir 1 bölü 2 çarpı 10. Ne olur? 5t kare eşit olur. Orandan sık arkadaşlar ikisini. Çünkü orandan daima ne bulunur diyor? N değeri bulunur diyor. Dolayısıyla 0,6 n eşittir 20 çarpı t bölü 0,4 çarpı n eşittir 5t kare arkadaşlar. Bu t üst gibi olmasın. Evet. 5t kareyi de şöyle size net bir şekilde gösterelim. N'ler gider arkadaşlar. N'ler gider. Çünkü önce özür dilerim. N yerine buradan t değeri bulunur. Sonra n'i bulabiliriz. N'ler gidince 6 bölü 4'ten 3 bölü 2, 20 bölü 5'ten 4 kaldı. 4 çarpı t'ler gitti. Bu altta bir tane ne kaldı? T kaldı. Buradan 3t arkadaşlar, 3t eşittir 8. Buradan t eşittir 8 bölü 3 saniye olarak bulunur arkadaşlar. Yani cisim 8 bölü 3 saniye sonra ne yapar arkadaşlar? Zemine çarpar. Peki 20 yerine 30 alalım bir de isterseniz. Ve karşıncı basamağa çarptığında bulmuş olalım. Yani oranlar neyi bulduk? T değerini bulduk.
hızlı bir şekilde tahtamı siliyorum ve bununla alakalı bir tane daha soru sormak istiyorum. Evet, hemen bir tane daha örnek yapalım. Örneğimiz sağdaki örneğin biraz daha geliştirilmiş olsun arkadaşlar. Şöyle bir şekil çiziyoruz. Burası 40 santimetre, burası da 60 santimetre arkadaşlar. Yine cismi buradan biz 30 metre bölü saniye hız atalım. Attığımız zaman arkadaşlar yörüngesi böyle olsun. Soru şu, cisim kaçıncı basamağa çarpar? Kaçıncı basamağa çarpar? Evet, en değerini sordu arkadaşlar. Şimdi en değerini bulacağız. Evet, yatay ve düşeydeki yol yükseklik ve en değer belli. Cisim arkadaşlar en ince basamağa çarpsın, yazalım. Cisim en ince basamağa arkadaşlar en ince basamağa ne yapsın? Çarpsın arkadaşlar. Hemen çözüme geçiyorum ben. Yataydaki aldığı yol. Yatayda arkadaşlar x çarpı n eşittir v0 çarpı t formülünden. Çünkü her bir basamağın enine kaç metre diyoruz? X metre diyoruz. Enin basamağa çarptığına göre n tane x vardır. Düşeyde arkadaşlar, düşeyde almış olduğu yol h çarpı, düşeydeki yüksekliğe h diyecek olursak n tane h vardır. Serbest uçma formülünden 1 bölü 2 gt kareden düşeydeki alınan yolda bulunur. Önce süreyi t'yi bulmam lazım. Dolayısıyla ise diyorum x değerim kaç? 60 santim yani 0,6 metre. 0,6 en eşittir. D0 değerim 30. 30 çarpı t bölü arkadaşlar. Yani bir merdivenin yüksekliği, bir basamağın yüksekliği 40 santimetre. O da h yerine 0,4 yazıyorum. 0,4 çarpı en eşittir. 1 bölü 2 10 çarpı t kare. Buradan arkadaşlar n'ler gider. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 eşittir. 30 t bölü ne oldu? 5 t kare oldu. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar 15 t kare eşittir. 60 t'ye eşit olur. T'ler gitti. Burada 15 ve 60 sabitleşti. Burada 4, burada 1 kaldı. T'ler sabitleşti. Buradan da t eşittir. 4 saniye olarak bulunur. Yanlışımız var mı? Bakalım arkadaşlar. Yok. Yani cisim 4 saniye sonra ne yapar arkadaşlar? Yere çarpar. Dolayısıyla 4'ü herhangi bir denklemin yerine koyarak işlem yapabiliriz. Örneğin x çarpı n veya 0 çarpı t'ye de x çarpı n, çünkü ben n değerini bulacağım. X çarpı n eşittir. Ve 0 değerim kaç? 30. T sürem kaç? 4 arkadaşlar. 0,6 çarpı n eşittir 120'den. Buradan n eşittir 1200. 1200 yani her tarafı 10'a çarptığım zaman 1200 bölü 6, o da 200. basamak olur. Yani cisim 200. basamağa ne yapar arkadaşlar? Baştan 1. basamaktan 200. basamağa çarparak veya çarpar diyebiliriz. Bakın ne yaptım? Önce oran yaparak t'yi buldum. Cismin kaç saniyede yer çarpacağını buldum. Daha sonra arkadaşlar kaçıncı basamağa çarpacağını ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Evet, tahtamı hemen silerek hızlı bir şekilde bir tane daha merdiven soruları sorarak eğik düzlem sorularına geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Tahtamızı hızlı bir şekilde sildik. Bir tane daha eğik düzlem yapalım. Özür dilerim, merdiven sorusu. Soru şu arkadaşlar. Bir cismi 20 metre bölü saniye hızla fırlatalım. Burası 20 santimetre. Yüksekliğimiz de 10 santimetre olsun arkadaşlar. Yani merdiven sayısı 100'den fazla basamaklı bir merdiven düşünebilirsiniz. Soru şu arkadaşlar. Cisim yatayda 20 metre bölü saniye hızla atılırsa kaçıncı basamağa çarpar? Kaçıncı basamağa çarpar? Evet, aynı yöntemle ne yapalım? Sorumuzu yine beraberce çözmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar yataydan başlayalım. Yatayda alınan yol. Yatayda x çarpı n eşittir ve 0 çarpı t'dir. N basamak sayısı olmak üzere, x ise bir tane merdivenin genişliği olmak üzere veya eni. 20 santimetre yerine 0,2 metre yazıyorum. Çarpı n ve 0 yerine de 20 metre ve saniye olan 20 yazıp buraya t yazıyorum. Gelelim arkadaşlar düşeyde.
Düşeyi de yani dikey olarak h çarpı n, bu yüksekte h diyecek olursam değerli arkadaşlar, h çarpı n 1 bölü 2 gt kareden bulunabilir. Buradan h değerim, bir tane h değerimiz 0,1 metre, 10 santim 0,1 metre eşit çarpı n eşittir 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t kareden bulunabilir. Oranlarsak buradan arkadaşlar, 0,2 n eşittir 20 t bölü 0,1 çarpı n eşittir arkadaşlar 5 t kare olur. N'ler giderse 2 bölü 1, 0,2 bölü 0,1'den 2 bölü 1 çıkar. 20 ile 5 sadeleşir. Yukarıda 4 t, yukarıda 4, aşağıda da arkadaşlar t kalır. Buradan t eşittir 2 saniye olarak çıkar. Yani süremiz 2 saniyedir. Yani cisim 2 saniye sonra arkadaşlar n'inci basamağı çarpar. Herhangi bir denklemi kullanarak ister birinci denklem ister ikinci denklem t yerine 2 yazdığım zaman n değerini bulabilirim. Ben şu denklemi kullanmak istiyorum. 0,1 çarpı n eşittir 5 t kareden 0,1 çarpı n eşittir 5 t yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesinden 0,1 çarpı n eşittir 20'den n buradan 20 bölü 0,1 o da her iki tarafı onunla çarparsam 200 bölü 1 200. basamak çıkar arkadaşlar. Cisim yine 200. basamağı ne yapar? Çarpar. Yani şöyle bir yörüngeyi izleyerek arkadaşlar şurası 200. basamak olarak karşımıza çıkar. Evet değerli arkadaşlar, merdiven sorularını çözdükten sonra gelelim yatay yatış sorularına, eğik düzlemle alakalı soruların çözümüne yine hızlı bir şekilde. Burası önemli arkadaşlar. Tahtamı hızlı bir şekilde siliyorum. Yine eğik düzlemle alakalı sorularımı sizlere hızlı bir şekilde göstererek çözmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar merdiven sorularını geçtik. Yatay atışta eğik düzlem arkadaşlar. Yatay yazalım isterseniz. Yatay atışta arkadaşlar. Atışta eğik düzlem konusu ve eğik düzlem sorular. ÖSYM çok soruyor. Lütfen bu konuyu iyi çalışalım ve iyi takip edelim. Yatay atışta eğik düzlem soruları. Şimdi arkadaşlar eğik düzlem şöyle bir şekil arkadaşlar. Şöyle bir şekil gösterebilirim size. Biraz daha şöyle güzel çizmek için kalın kalemimizle çizebiliriz. Şöyle bir düzlem. Burası alfa açısı arkadaşlar. Burada K noktasından bir cisim daima V0 hızıyla atılsın. Bu cisim şu yörüngeyi izlesin ve bir L noktasına çarpsın arkadaşlar. Bu sorularda arkadaşlar çarpman sorulabilir. Çarpmandaki yatay ve düşey hız sorulabilir. Çarpmanın anını kadar almış olduğu menzili x yolunu sorabilir. Çarpmanın ne kadar kaç metre yukarıdan düştüğünüzü ne yapabilir? Sorabilir. Bu tarz sorular arkadaşlar. Buraya K ile M diyelim. KM uzunluğunu arkadaşlar serbest düşme hareketinden yani 1 bölü 2 G çarpı T kare formülünden buluyoruz. Bu önemli özellik. Yine arkadaşlar yine X değeri neyse arkadaşlar yani X menzil olan M L eşittir. X değeri neyse arkadaşlar V0 çarpı T formülünden ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Buradan oranlama yaparak arkadaşlar veya birbirlerine eşitleyerek ne yapabilirsiniz? T değerini bulabilirsiniz. Burada oranlama yaptığımız zaman arkadaşlar yani 1 bölü 2 çünkü açı veriliyor bize buradan. Açı verilince birçok özelliği ne yapabiliriz? Soruyla alakalı özelliği bulabiliriz. Çünkü sinüs alfa ve kos alfa değerli verildiği için karşı bölü komşu, karşı bölü hipotenüs, komşu bölü hipotenüs değerlerine yararlanarak buradan KL, buradan KM, buradan ML yolları ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Ayrıca arkadaşlar buradan K X'i ayrıca nasıl bulabiliriz? X'i burası alfa ise burası da alfadır arkadaşlar. Buradan X değeri yolu aynı zamanda K L yolu çarpı arkadaşlar K L çarpı gerçisini alfadan H'i bulurum. Kos alfadan da komşuyu bulurum. K L çarpı kos alfa değerinden yani K L çarpı kos alfa komşu. Buradan H değerini ise arkadaşlar yine KL uzunluğunun hipotenüsünden arkadaşlar sinüs alfa'ya çarptığım zaman neyi bulurum ben? Karşıya olan H'ı bulurum. Yani bu formüllerde kullanmak zorunda kalabiliriz. Ama daha çok arkadaşlar eğik düzlem sorularında ilk yapmamız gereken bu iki eşitliği kullanarak soruları
çözmektir. Hemen bununla alakalı bir tane size örnek çözerek olayı pekiştirmek istiyorum. Bir tane daha örnek yazıyorum buraya arkadaşlar. Bir tane şöyle bir eğik düzlem yapalım. Bu eğik düzlemden pek iyi çizemedik. Hemen şöyle değiştireyim arkadaşlar. Eğik düzlemi çizdik. Buradan arkadaşlar 30 metre bölü saniye hızla bir cisim gönderelim. Buraya da 45 derece açı verelim arkadaşlar. Cismimiz şu L noktasına çarpsın. Burası K noktası. Burası L arkadaşlar. Burası L. Burası H. Burası X. Soru şu arkadaşlar. H, X ve K, L değerlerini bulalım. H, X ve K, L değerlerini ne yapalım? Bulalım arkadaşlar. Şimdi açı verilmiş. H verilmiş. Yani cisim L noktasına çarptığı anda düşeni ne kadar yol aldı? O mesafe H olarak verilmiş. Cisim K'dan L'ye çarpana kadar yeterli ne kadar yol aldı? Yani menzil olan X menzili X olarak ne yapılmış? Verilmiş. Sağ tarafta çözüm yapmak istiyorum arkadaşlar. Mavi kalemimizi alalım. Buraya detaylı bir tane yine ne yapalım? Eğik düzlem çizelim. Cisimi buradan attım arkadaşlar. 30 metre bölü saniye hızla attım. Şu noktaya ne yaptı? Çarptı. Bu noktaya ne diyoruz? L diyoruz. Burası 45 derece olarak verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar burası 45 derece ise bakın H, X. Burası ne olur? Yine 45 dereceye eşit olur. Dolayısıyla arkadaşlar soruya göre H daima X'e eşittir. 45 derece ise burası 90, burası da 45'tir. İkizkenar üçgenden H eşittir ne olur? X olur. Dikkat edelim değerli arkadaşlar. Buradan H değerimiz nasıl bulunur? 1 bölü 2 G, T kare formülünden bulunur. X değerimiz arkadaşlar V çarpı T'den olan V, X çarpı T değerinden bulunabilir. Tabi yataydaki hız daima sabit olduğu için buradan Vx eşittir V0 değerine eşittir. Daha önce bahsetmiştik. O zaman Vx yerine yazacağım? 30 çarpı T yazacağım. Şimdi arkadaşlar H eşittir X ise birbirlerine ne yapabilirim? İster oranlayabilirim, ister eşitleyebilirim. Nerede eşitleyelim arkadaşlar? Buradan devam ediyorum. H bölü X eşittir 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı G yerine 10 yazıyorum. T kare. T kare. Bölü arkadaşlar Vx çarpı T yerine de X menzil yerine 30 çarpı T yazıyorum. Tabi H, X buradan vektör olduğunu gösterebilirsiniz. H ve X eşit olduğu için H bölü X'den 1 çıkar. 1 eşittir. Yukarıda 5T kare kaldı. 11 2'den 5. 5T kare bölü 30T. İçler dışlar çarpı yaparsam arkadaşlar buradan 30T eşittir. 5T kare çıkar. 30'a 5 sadeleşir. 6 eşittir. T çıkar. Yani cisim 6 saniye sonra arkadaşlar L noktasına çarpmıştır diye biliriz. Bize H sordu. X sordu. KL sordu. H'ı bulabilirim. T yerine 6 yazdığım zaman arkadaşlar H yerine isterseniz devam edelim. Buradan devam edebiliriz. H eşittir 1 bölü 2 çarpı G yerine 10 Y çıkım ivmesi T kare. T kare yerine de 6'nın karesi buradan 180 metre olarak bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar H işte X olduğu için 180 KL ise 180 kök 2 olarak bulunur. Tek tek gösterelim. X eşittir 180 arkadaşlar. H eşittir 180. Tabi birimler yazmakta fayda var. Metre. KL yolu ise arkadaşlar hipotenüsten yani 180 burası da ne olur arkadaşlar? Burası da 180 kök 2 metreye eşit olacaktır. O zaman yazalım. 180 kök 2 metredir. Evet sorumuz ne yapmış olduk? Bakın formüllerde yararlanarak özellikle şu iki formülü kullandık. İhtiyaç olursa şu formüllerde ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet şimdi onları kullanacağımız formülleri ne yapalım? Gelelim. Evet hızlı bir şekilde tahtamı siliyorum arkadaşlar. Şöyle tahtayı silelim. Ve hemen bir konuyla alakalı eğik düzlem önemlidir. Eğik düzlemle alakalı ÖSYM sert sorular çok sormuştur. Bu sert soruları ne yapmayalım? Kaçırmayalım arkadaşlar. Hemen bir tane daha örnek yapıştırıyorum. Örneğimiz şöyle olsun arkadaşlar. Bir tane eğik düzlem çiziyorum. Örneğe ne kadar soracağım arkadaşlar. Buradan 50 metre bölü saniye hızla gönderelim. Burası 37 derece.
Cisim arkadaşlar bir yörünge izleyerek bir L noktasına çarpsın. Hatta bu L noktasındaki bileşenleri sorabiliriz. Burası VY, VY hızı burasıdır arkadaşlar. VX hızı olsun. Tabi koordinatları göstermem lazım. Burası X, burası ise H olsun. Soru şu arkadaşlar. Cisim 50 metre bölü saniye hızla arkadaşlar eğik düzlemden atılıyor. Eğik düzlemden yazıyorum. Düzlemden atılınca L noktasına çarpıyor. Yazalım. Çarpıyor. Buna göre arkadaşlar tabi yer çekimi arkadaşlar hava direnci ihmal ediyoruz. Bilginiz olsun. Hava direnci ihmal soruları. Buna göre H, X arkadaşlar KL VX hızı ve VY hızının değeri kaçtır? VX ve VY dediği L noktasına çarptığı andaki, yani şu L noktasını buraya alayım ben. Şurası L noktası. Çarptığı andaki yatay ve düşey hızı, aynı zamanda arkadaşlar çarpma hızını bulalım. İsterseniz yazalım. Çarpma hızını da bulunuz. Hangi hızı çarpar? Yani bileşke hızı soruyor. Yatay ve düşey bileşenlerin bileşkesi olan hızı soruyor arkadaşlar. Şimdi yöntem belli. Eğer eğik düzlem verilmişse hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Taş eşittir 1 bölü 2 GT kare formülü kullanıyoruz. Menzilde x menzilde bx çarpı t'den kullanıyoruz. H yerine 1 bölü 2 GT kare x menzilde bx çarpı t'den buluyoruz. Zaten yataydaki hız daima v0 değerine eşittir. O da 50 metre bölü saniye. Yani bx daima çarpana kadar sabittir. Peki kaç saniyede L noktasına geldiğini ne yapalım? Beraberce bulalım arkadaşlar. Nasıl buluyoruz? Şu iki denklemi kullanarak, birbirine eşitleyerek veya birbirine oranlayarak. İster eşitle, ister eşitleyerek bul. Eşitle, gerçi eşitlemek biraz zor olur. Çünkü H ve X her zaman eşit olmaz. 45 derece eşit olduğu zaman genelde oranlayarak yazalım isterseniz. Genelde oranla. Oranla T ne yapılır? Bulunur. Yani uçuş süresi bulunuruz. Bu tarz sorulardaki mantık uçuş süresini bulmak arkadaşlar. Burada h eşittir 1 bölü 2 gt kare formülünden h eşittir 1 bölü 2 10 çarpı t kare yine arkadaşlar x eşittir bx değerim kaç? 50. 50 çarpı t'den x ve h değerlerini bulabiliriz. Ancak açımız kaç derece? 37. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki açı da 37 derecedir diyebiliriz. Paralellikten. Şimdi sin 37 arkadaşlar 0.6 cos 37 değeri de 0.8 değeri 8'e eşit olduğunu ne yapalım? Bilelim arkadaşlar. O zaman h ve x değerleri ne yapabiliriz? Bu oranlardan bulabiliriz. Tanjant h bölü x arkadaşlar tan 37'den tan 37 niye eşittir arkadaşlar? H bölü x değerine eşittir. Oranla bulabiliriz. Tan 37'yi bulalım. Tanjant 37 arkadaşlar sin 37 bölü kosinüs 37'dir. Bakın trigonometrik değerler bazen kullanılabilir. Sin 37 yerine 0.6 yazıyorum. Kos 37 yerine 0.8 yazıyorum. 6 bölü 8'den sadeleştirseniz 3 bölü 4 çıkar. Yani karşı bölü komşu h bölü x değeri kaçmış? 3 bölü 4. O zaman h bölü x değerini kullanalım. H bölü x ne eşittir? İstersen şuradan devam edelim arkadaşlar. H bölü x eşittir. H yerine 1 bölü 2 gt kare. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı t kare bölü 50 çarpı t'yi kullanacağız. H bölü x yerine 3 bölü 4 yazıyorum. Çünkü h bölü x tanjant 37 değerine eşit. O da 3 bölü 4 değerine eşit. Buradan gösterelim isterseniz. H bölü x yerine 3 bölü 4 değerini kullanıyorum. Buradan 5t kare bölü 50t olarak bulduk arkadaşlar. İçler dışlar formülünde buradan 150t eşittir 200t kare olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar buradan 150-200. Gerçi buradan bayağı bir problemli t değeri çıkacak. Soruyu burada yarım bırakmak zorunda kalabiliriz.
Çünkü bayağı bir ömür günü çıkacak. Yanlışımız var mı düzeltelim. 3 bölü 4 eşittir arkadaşlar. 5 t kare bölü 50 t. Herhalde burada bir yanlış düzenleme yaptım. Hemen tahtamı siliyorum. 150. Evet, yanlışlığımız yok arkadaşlar. Yanlışlığımız yok. Sadeleştirirsek 3 t eşittir 4 t kare çıkar. Buradan 3 eşittir arkadaşlar. 4 t çıkar. T buradan 3 bölü 4 saniye olarak bulunur. Dolayısıyla cisim 3 bölü 4 saniye sonra arkadaşlar zemine ne yapmıştır? Çarpmıştır. Şimdi ben artık H'ı bulabilirim. H'ı bulabiliriz. H buradan 1 bölü 2 GT kareden 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 3 bölü 4'ü karesinden 5 çarpı 9 bölü 16, o da 45 bölü 16 metre olarak bulunur arkadaşlar. H değerini bulduk. Gelelim x değerine. X eşittir v 0 çarpı t formülünden veya vx çarpı t formülünden. Vx kaç bulduk? 50. 50 çarpı 3 bölü 4'ten 150 bölü 4 metre yol alır. Yatayda arkadaşlar. Pisagor'dan da kareyi bulabilirsiniz. Veya arkadaşlar sinüs değerini kullanarak da ne yapabilirsiniz? Kareyi bulabilirsiniz. Komşu bir hipotenüs neye eşittir? Kosinüs 37'ye eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar burada x eşittir KL çarpı kos 37 formunu kullanarak ne yapabiliriz? Kareyi bulabiliriz. X değerini kaç bulduk? 150 bölü 4 bulduk. Eşittir diyorum. KL çarpı 0 8. Buradan arkadaşlar KL değeri de 150 bölü 3,2 metre olarak bulunur. İsteyen bunu arkadaşlar düzelterek ne yapabilir? Bulabilir. Vx zaten yataydaki daima sabittir. 50 metre bölü saniye. Vy ise arkadaşlar. Vy ise şurada bulabiliriz. Vy değeri de g çarpı t'den bulunabilir. Sebep düşme hareketidir arkadaşlar. Düşeyde. Buradan Vy değeri de g yerine 10 yazdık. T yerine 3 bölü 4. Buradan da 30 bölü 4 yani 7,5 metre bölü saniye olarak bulunur. Tek tek gösterelim arkadaşlar ne yaptığımızı dair. Bakın sıralı gösteriyorum. Bulduğumuz sonuçlara göre H değerimiz 45 bölü 16 metre. Yani şu uzunluk. X değerimiz yatayda aldığı yol 150 bölü 4 metre 37,5 metre arkadaşlar. Çarptığı noktasının çarptığındaki yatay hız 50 metre bölü saniye çünkü daima V0'a eşit. Çarptığı anda düşey hız olan Vy ve GT'den 30 bölü 4 7,5 metre bölü saniye eşit arkadaşlar. KL değeri ise 150 bölü 3,2 metreye eşit olarak bulundu. Peki KL'yi nasıl bulduk? X değeri x çarpı cos 37 arkadaşlar özür dilerim. X değerini bulurken KL'yi arkadaşlar cos 37 ile çarparsak yanlışım olmasın. X çarpı cos 37 eşittir. X KL çarpı cos 37 yanlışımız yok. Yani x değerini bulurken hipotenüsü cos 37'ye çarptığım zaman arkadaşlar neyi bulurum? Komşuyu bulurum. Dolayısıyla KD değerimiz bu çıkar. Peki H değeri nasıl buluruz? Hipotenüsü arkadaşlar sinüs 37'ye çarptığımız zaman neyi buluyoruz? H değerini buluyoruz diyebiliriz. Hatamız varsa düzeltin. Bazen işten fazla olunca küçük de olsa hatalar yapabiliyoruz. Hemen tahtamızı siliyorum arkadaşlar. Bir tane daha bununla alakalı size örnek çözmek istiyorum. Örneğimiz arkadaşlar şöyle bir örnek olsun. Bir eğik düzlem çiziyorum. Yine arkadaşlar burası 37 derece. Buradan bir cismi ve sıfır hızıyla atıyorum. Cisim belli bir yörüngeyi izleyerek L noktasından çarpıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burası H, burası X. Burası da L noktası. Cismin yörüngesinde ne yapalım? Böyle gösterelim. Bir B hızıyla ne yapsın? Çarpsın arkadaşlar. Evet. Sorumuza geçelim şimdi. Soru şu arkadaşlar. Cisim L'ye V hızı ile çarpıyor. Hızı ile çarpıyor. Buna göre arkadaşlar çarpıyor. Çarpma
çarpma süresi, hatta bunu şöyle yapalım. Biraz daha soru güzelleştirmek istiyorum arkadaşlar. L'ye 0 atıldıktan arkadaşlar 0.6 saniye sonra çarpıyor. Evet, buna göre arkadaşlar, buna göre H, X ve 0 ve KL değerlerini bulunuz. Değerlerini bul. Evet, cismin atıldığı nokta K noktası arkadaşlar. KL, şu KL, buraya M diyelim. KM uzunluğu, yükseklik H, ML uzunluğunu X'in cismin yatay almış olduğu yol menzil olarak alacak olursak, cisim K'dan atıldıktan 0.6 saniye sonra nereye çarpıyor? L'ye çarpıyor arkadaşlar. Buna göre diyor H, X, V, 0 ve K değerlerini bulunuz. Evet, zaten bu soru, yani bu 4 tane değeri bulunca ÖSYM bunlara kadar soracak tüm soruları ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Hemen çözüme geçiyorum. H neydi? 1 bölü 2 G çarpı T kare diye arkadaşlar. Menzil ise V, X çarpı T değerine eşittir. Süre verilmiş. Dolayısıyla ise diyorum, H buradan 1 bölü 2 çarpı G yerine 10 çarpı 0.6'nın karesi arkadaşlar. X ise buradan V, X daima yatay hızla eşit olsun, V 0 değerine eşit çarpı T eşittir. T değerimiz de 0.6 olarak verilmiş. Burada H değerini direkt bulabilirim. Buradan H arkadaşlar 1 bölü 2 10 T kareden 1.8 metre olarak bulunur. Çünkü 0.6'nın karesi 0.36'dır. 0.36 çarpı 10 3.6 bölü 2 1.8 metredir diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar, ben x'i bulursam V0'ı da bulabilirim. Peki x'i nasıl bulacağım arkadaşlar? Sinüs ve kosinüs değerlerini kullanarak ne yapabilirim? Kullanabilirim. Hemen yazalım. Sin 37 0.6 kos 37 0.8 tan 37 arkadaşlar 3 bölü 4 değerine eşit olduğunu sizlere ne yapalım? Verelim. Şimdi arkadaşlar, şuradan bir üçgen çizeceğim. Yine ben bu üçgeni de göstermek istiyorum. Burası H, burası X, burası 37. Tan 37 3 bölü 4'müş. O zaman yazalım. Tan 37 neymiş? 3 bölü 4. O da H bölü X. Karşı bir komşuya eşittir arkadaşlar. Yani şu parçayı kesip buraya çıkardım. Burası atıldığı nokta, burası da L çarptığı nokta cismi. H bölü X. Bakın H'ı bulduk, 1.8. Buradan 3 bölü 4 eşittir. H yerine 1.8 yazdım. Bölü X. Buradan 3X eşittir arkadaşlar. 3X eşittir 4 çarpı 1,8. Burada işlem kolay olması için 3 ile 1.8 sadeleşirse arkadaşlar, X eşittir 4 çarpı 0.6 kalır. Çünkü 1.8'i 3'e bararsam 0,6 eşittir. X buradan 2,4 metre olarak bulunur. Bakın, cismin menzilini bulduk. Yani cismin yatayda almış olduğu yol olan X'i 2.4 metre olarak bulduk. Bakın, bir tanesi burada, bir tanesi burada, H değerini burada bulduk arkadaşlar. T süresini vermişti zaten. H, X, V, 0 ve arkadaşlar K değerlerini bulunuz demiş. K yerine tabi KL değerleri. Yani KL uzunluğu arkadaşlar. Onu belirteyim. KL'yi de arkadaşlar şöyle bulabilirsiniz. Şimdi burası H, burası X, burası K, burası L. Burası hipotenüs arkadaşlar. İsteyen açıyı kullanarak da bulabilir. Şimdi buradan cos 37 eşittir komşu bir hipotenüste X bölü hipo yazarsak arkadaşlar, cos 37 kaç? 0,8. Yani 8 bölü 10. 8 bölü 10 eşittir. Cos 37 yerine 8 bölü 10 yazdık. X değerini bulduk zaten. Kaç bulduk? 2,4 metre. 2,4 bölü hipotenüs arkadaşlar. Buradan hipotenüsü 8 çarpı hipo eşittir 10 çarpı 2,4'ten 24. Buradan hipotenüsü 3 birim olarak bulabilirsiniz. Dolayısıyla KL uzunluğu ise, KL uzunluğu kaçmış arkadaşlar? Hipotenüsün uzunluğu. Gerçi burada metre olarak mı verilmiş bakalım. Birim olarak mı? Saniye olarak verildiği için
tabi 3 metre olarak bulunur. Çünkü SI birim sisteminde zamanın birimi verilmiş, zamanın değeri verilmiş 0.6 saniye olarak. Dolayısıyla H'ı bulduk, X'i bulduk, K'yı bulduk. Gelelim V0 değerine. V0 değerini bulabilir miyim arkadaşlar? V0 değerini, X'i bulunarak V0'ı kullanabilirim. Dolayısıyla şuradan şöyle bir çizgi çizelim arkadaşlar. X eşittir V0 çarpı T değerinden X yerine 2,4 yazıyorum. V0 çarpı T yerine 0,6 ise diyorum burada. V0 değeri 2,4 bölü 0,6'dan 4 metre bölü saniye olarak bulunur. Yani V0 değerinde arkadaşlar ne yapmış olduk? 4 metre bölü saniye olarak bulmuş olduk. İsteyen arkadaşım ya hangi hızla çarptığını da bulabilir. Peki nasıl bulabiliriz? Şurada basitçe değinmek istiyorum. Şimdi cisim bir hızlı çarptı V hızıyla. Bu yatay ve düşey bileşenleri var. Yatay hız V0 eşittir daima 4 olarak. Düşey bileşen olan V7'i GT'den bulabiliriz. 10 çarpı 0.6'dan 6 metre bölü saniye olarak bulunur. Cismin hızı düşeyde 6 metre bölü saniye. Hipotenüsten 4, 6, 6'nın karesi artı 4'ün karesinden kök 52 metre bölü saniye olarak bulunur. Sevgili öğrenciler, buradan V eşittir arkadaşlar. VY kare artı VX kareden yine 6'nın karesi 36, 4'ün karesi 16, kök 52 metre bölü saniye olarak bulunur. İsteyen V'yi de ne yapabilir? Bulabilir diyebiliriz. Evet, tahtamı siliyorum ve yine hızlı bir şekilde dersime devam ediyorum arkadaşlar. Bol miktarda bakın sorular çözdük sizler için. Tüm eğik düzlem soru tipleri ne yapmış oldum arkadaşlar? Sizlere göstermiş oldum. Hemen konuyla alakalı bir tane daha ne yapalım? Örnek çözelim eğik düzlemle alakalı. Bir tane eğik düzlem çiziyorum arkadaşlar. Bu eğik düzleme o noktasından bir tane cisim gönderiyorum. Cisim çarpıp arkadaşlar yansıyor. Şöyle gösterelim isterseniz. Menzili gösterelim. Buradan arkadaşlar tam estek çarpma yansıp L'ye çarpıyor. Burası K, burası O, burası T noktası olsun arkadaşlar. Cisim soru şu arkadaşlar. Soruda ne soralım size? Soru şu, H değerini soralım şuradan. Burası X değeri, burası H değeri olsun arkadaşlar. Açımızı verelim, açımızda burası 45 derece olarak verilsin. Soru şu arkadaşlar, cisim O'dan serbest bırakılınca arkadaşlar, kılınca bir saniye sonra T'ye çarpıp esnek olarak yansıyor. Peki ne sorabiliriz? Buna göre arkadaşlar, buna göre H, X ve T, L değerlerini bul. Evet, güzel bir soru. Esnek çarpışma var arkadaşlar. Özür dilerim. Esnek çarpma var ve esnek çarpmadan sonra yansıma var. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli kural şu. Esnek çarpıp yansımada yatay hız korunur. Yani bunu dikkate alacağız. Cisim hızını koruyarak tam esnek çarpışmada veya tam esnek çarpıp yansımada arkadaşlar tam kelimesini kullanacak. Yansıdığı zaman cismin hızı korunur. Düşedik hız korunmaz zaten, çünkü cisim yukarıdan aşağıya doğru hareket ettikçe V işte GT formundan düşey hız daima değişir. Ama yatay hız daima ne yapacağız? Koruyacağız. Yani cisim V hızıyla çarpmış ise arkadaşlar V hızıyla yansıdığını yatay olarak düşüneceğiz. Şimdi dikkat edelim. Cisim O'da
serbest bırakılınca bir saniye sonra T'ye çarpıp esnek olarak yansıyor. Yansıtalım arkadaşlar. Şimdi bir saniyede H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülünden veya V'ye eşittir V eşittir GT formülünden V eşittir 10 çarpı 1'den cisim 10 metre bölü saniye hızla gelip arkadaşlar ilk düzleme çarpıyor. Onu burada gösterebiliriz. Tekrar şöyle gösterelim. Cismi buradan gönderdik. Böyle bir yörünge çizdim. Cisim arkadaşlar 10 metre bölü saniye hızla çarpmışsa yine yatayda 10 metre bölü saniye hızla ne yapar? Yansır. Yatayda hız korunur. Tam esnek çarpışmalarda bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü V'ye işte GT'den 1 saniyede düşen cisim 10 metre bölü saniye hızla düşe hızı ne yapar? Çarpar. Çarpma anında arkadaşlar çarpma anında hızımız ne? V'ye hızıydı. Karşıda 10 metre bölü saniyeydi. Çarpmadan sonra ne eşit oldu? Yataydaki hıza V'ye eşit oldu. Dikkat edelim buna. Hız değişimi oldu. Düşe hız neye döndü? Yatay hıza döndü arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Tam esnek çarpışmalarda. Artık sorumuzu çözebiliriz. Demek ki cisim 10 metre bölü saniye hızla atılmış gibi bir hareket çizer. Artık gelelim buraya. T noktasını alalım. Cismimiz 10 metre bölü saniye hızla atılmış, yatay atılmış gibi ne yapacağız? Düşüneceğiz. Cisim geldi. Şu noktaya özür dilerim. Cisim geldi arkadaşlar. Şu noktaya çarptı. Bu noktaya ne diyoruz? L noktası diyoruz. 45 ise bu açı da 45'tir arkadaşlar. O zaman burası H ise burası X ise 90, 45 burası 45 derece olur. Yani H eşittir X değerdir. Cisim 10 metre bölü saniye hızla yatay olarak ne yapmış arkadaşlar? Sağa doğru yansımış. Peki buradan kaç saniye düştüğünü bulabilir miyim? Bulabilirim. H eşittir 1 bölü 2 GT kareden X eşittir ve X çarpı T'den arkadaşlar. Şimdi yerlerine koyalım. İse diyorum burada H eşittir 1 bölü 2 çarpı G yerine 10 çarpı T kare. Bölü arkadaşlar X eşittir BX. BX yataydaki hız ve 0 eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla 10 çarpı T olur. H X eşit olduğu için H bölü X 1'dir. Oranladığım zaman arkadaşlar 1 eşittir 10 bölü 2'den 5 T kare bölü ne oldu? 10T oldu. Bu da içler dışlar çarpımından 10T eşittir 5T kare 10 ile 5 sadeleşirse T ile sadeleşirse 2 eşittir T bulunur. Yani cisim 2 saniye sonra L noktasını ne yapar arkadaşlar? Cisim 2 saniye sonra şu yörüngeyi izleyerek L noktasına çarpar. Artık kaçta bulabilirim? X'te bulabilirim arkadaşlar. Buradan H eşittir 1 bölü 2 G yerine 10 kare 2'nin karesinden 4, 40 kaç metre oldu? 20 metre oldu. Zaten serbest düşme hareketinde cisim 2 saniye toplamda 20 metre yol alır. 5, 15, 25 kuralına göre. Gelelim x'ler. X eşittir V0 çarpı T'den. V0 yatay hız daima sabittir. 10'dur. 10 çarpı 2'den o da 20 metre bölü özür dilerim. Hemen siliyorum arkadaşlar. Benzer eşittir x. Buradan Vx çarpı T formülünden buradan x Vx yerine 10 yazıyorum. Vx V0 eşittir. Süremiz 2 saniye. Oradan da 20 metre olarak bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar x değeri ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. H'ı bulduk. X'i bulduk. H, X ve TL. Arkadaşlar TL bastı artık. TL uzunluğu. 20. Pisagor bağıntısından hipotenüs buradan da 20 kök 2 değerine metre olarak eşittir diyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, bol miktarda eğik düzlem soruları siz sorduk. Her zaman olduğu gibi ne yapıyorum? H ve X'i ya oranlayarak ya eşitleyerek soruya göre T cismin atıldığı andan sonra düşene kadar geçen süre olan T'yi buluyorum arkadaşlar saniye olarak. T'yi yükseklik formülü olan 1 bölü 2 GT kare ve menzil formülü olan x ve x çarpı t formülü yerine koyarak h ve x değerlerini bulabiliyoruz. İsteyen de veya sorulursa hipotenüste yani cismin eğik düzlem üzerindeki izlemiş olduğu yörüngenin dik düşük uzunluğu olan TL uzunluğu da Pisagor bağıntısında ne yapılabilir? Bulunabilir. Bakın bir daha söylüyorum. Esnek çarpıp yansımadan yatay hız daima korunur arkadaşlar. Veya düşe hız burada olduğu gibi tamamen yatay hızı ne yapabilir? Dönüşebilir.
Yani evet, yatay atışta eğik düzlem soruları da bayağı örnek çözdük, konuyu anlattık değerli arkadaşlar. Şimdi biraz da ne yapalım? Esnek çarpışma ile alakalı ve esnek çarp yansıma ile alakalı birkaç tane örnek sorusu sizlere çözmeye çalışayım. Evet, tahtamızı güzel bir şekilde önce güzel bir şekilde temizledikten sonra arkadaşlar yansıma ile alakalı sorulara geçelim. Evet, şimdi örnek diyorum arkadaşlar, örnek. Örneğimiz şöyle bir sistem verelim arkadaşlar. Şöyle bir sistem verelim. Bu sistemde bir cisim buradan arkadaşlar belli bir hızla ne yapılsın? Atılsın. Şu nokta K noktası, şu nokta L, şu nokta M, şu nokta N, bu noktada arkadaşlar F noktası veyahut da G noktası olsun. Cisim buradan 20 metre bölü saniye hızla attığım zaman K'ya çarpık var arkadaşlar. 1, 2, 3. Hatta şöyle yapalım. Şurayı silelim. Daha orijinal olsun sorumuz. Şöyle bir yörünge izlesin. Şu uzunluk arkadaşlar 40 metreye eşit olsun. Biraz şunu 20'yi biraz daha güzelleştirelim. Soru şu arkadaşlar. Burası A noktası olsun. Cisim arkadaşlar, cisim yatayda atıldıktan sonra arkadaşlar, sonra şu K'yı güzelleştirelim. K'ya tam esnek çarpıp yansıdıktan sonra arkadaşlar zemine çarpıyor. Buna göre arkadaşlar AN uzunluğu değeri kaçtır? Yani şu uzunluğu soruyor arkadaşlar. Tabi burası tamamen paralel olduğunu size göstermem lazım. Burası zemin arkadaşlar. Şu uzunluğu bize ne yapıyor? H değerini soruyor. AN uzunluğu nedir diye bize bir soru sordu. Dikkat edelim. Tam ve esnek çarpışma var. Soruyu yan tarafa alarak çözmek istiyorum. Hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Sistemi tekrar çiziyorum. Burası A noktası. Buradan attığım cisim K'ya geldi. Buradan aşağıya düştü. Şimdi arkadaşlar, cisim kaç metre bölü saniye hızla atıldı? 20 metre bölü saniye hızla atıldı. Uzunluk, yatay uzunluk kaç metre? 40 metre. Dolayısıyla yatay uzunluk sabit. Yatay hız değişmeyeceği için cisim arkadaşlar yine 20 metre bölü saniye hızı ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Onu da 20 metre bölü saniye olarak gösterelim. Yani yataydaki hız tam esnek çarpışmalarda daima korunacaktır. Dolayısıyla x eşittir v çarpı t formülünde. Yani uzunluk şu cismin şu noktadan atılıp k'ya çarpana kadar almış oluyor 40 metre olduğu için 40 eşittir. Yataydaki hız daima v x eşittir v 0 olduğu için arkadaşlar yatay hızı daima 20 metre bölü saniyede diyebiliriz. 20 çarpı T'den T buradan 2 saniye çıkar. Yani cisim atıldıktan 2 saniye sonra hangi noktaya çarpar? K noktasına çarpar. Noktalar arasındaki uzaklık arkadaşlar eşit olduğunu şöyle gösterelim. O zaten sorularda verilecek. A K'ya, K L'ye, L M'ye, M de N'ye eşit şekilde verilir size. Peki serbest düşme formülünden H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülünden. Ben H eşittir AK diyebilir miyim? Gerçi şu H demeyelim çünkü bu H ile karışacak. Şöyle yapalım isterseniz. H üssü eşittir AK uzunluğu arkadaşlar. AK uzunluğu yani şu mesafe. Şunun K'nın hizası olan arkadaşlar. Şu noktaya H üssü diyelim. O da 1 bölü 2 GT kare formülünden bulunur arkadaşlar. AK eşittir diyorum. 1 bölü 2 10 çarpı kaç saniye sonra çarptı? K'yı arkadaşlar 2 saniye sonra çarptı. 2'nin karesi diyorum. Buradan 5 çarpı 4'ten 20 metre çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar AN uzunluğu arkadaşlar şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4. AN uzunluğu 4 tane AK uzunluğuna eşit olduğu için 4 çarpı AK'yı kaç bulduk? 20 metre olarak bulduk. Dolayısıyla 80 metre olarak bulunur.
İsteyen 5, 15, 25 serbest düşme değerlerini kullanabilir arkadaşlar. Peki cismin buradaki zemine çarparken VY hızının değerlerini bulabilir miyiz? Merak edenler olabilir. Cismin VY hızı ile VX hızını bulabilir miyiz? Hatta V hızını, çarpma hızını bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz arkadaşlar. Burada cisim, bakın bu süreyi 2 saniyede aldıysa yine 40 metre, 20 metre bir saniye hızı 2 saniyede alır. Toplam uçuş süresi 4 saniye sürmüştür. T uçuş kaç saniye sürdü? 4 saniye. Buradan V'ye eşittir arkadaşlar. Şu hızı bulalım yani. 10 çarpı 4'ten 40 metre bölü saniye hızla düşey hızıdır diyebiliriz. Vx daima sabit olduğu için o da 20 metre bölü saniye eşittir. İsteyen Pisagor'dan V'yi bulabilir. Şöyle gösterebiliriz. Düşey hızı 40 metre bölü saniye. Yatay hızı 20. Pisagor'da arkadaşlar V buradan 40'ın karesi 1600. Şöyle gösterelim. 1600 artı 1600 artı 20'nin karesi 400 arkadaşlar. Buradan V hızı kök 2000 kök 2000 olarak bulunur. Yani buradan isteyen 100 çarpı 20 100 çarpı 10 kök kaç çıkıyor? 20. 10 kök 20. Buradan da 20 kök 5 değerine eşittir diyebiliriz. Evet, sorumuzu bir daha anlatalım arkadaşlar. Cismi buradan attım, kaya çarptı. İkinci yansımadan sonra zemine çarptı. X eşittir VT formülünden yataydaki menzil 40 metre olduğu için cisim kaya çarpmada da 40 metre yol almıştır. V çarpı T'den yataydaki hız sabit olduğu için VX yerine yatay hızları 20 aldığım zaman 20 buradan T2 saniye çıkar. Cisim arkadaşlar atalıktan K noktasına gelene kadar H üssü miktarınca serbest düşme hareketi yapmıştır. H üssünü buradan AK'ya eşitleyebiliriz. Arkadaşlar eşler olduğu için. Yani şu uzunluk buraya eşittir. 1 bölü 2 geldiği kareden AK uzunluğunu ya H üssünü 20 metre olarak bulduk. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 parça olduğu için her parça 20 metre ise 4 parça da 80 metredir. Yani AN uzunluğu 80 metre olarak bulunur. Evet, tahtamızı sileyip konuyla alakalı arkadaşlar bir tane daha ne yapalım? Sizlere hızlı bir şekilde örnek çözerek konumuzu artık bağlayalım. En geniş örnekler, geniş kapsamlı örnekler bizde. Tatbiklerinden sakının arkadaşlar. Varsa daha iyisi getirin, görelim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha örnek çizelim konuyla alakalı. Ve sonra konumuzu bağlayalım. Simetrik olarak bir şekil çiziyoruz. Bir cismi V0 hızıyla attım. Cisim şöyle bir yörünge izledi arkadaşlar. Buraya düştü. Buraya X, buraya X diyoruz. Buraya şuraya A noktası, buraya B, buraya C, buraya D, buraya E diyelim, buraya da G diyelim arkadaşlar. Cisim V0 hızı ile atılınca duvarlara tam esnek çarpıp yansıyor. Cisim G'ye düştüğüne göre arkadaşlar sorumuz ne olsun? AC bölü CE oranı uzunluk olarak kaçtır diye size soralım. Evet, cismin izlemiş olduğu yörüngeler belli arkadaşlar. Ne diyor? Cisim V0 hızıyla atılınca duvarlara çarpıp tam esnek olarak G'ye düştüğüne göre diyor. Şimdi arkadaşlar yataydaki hız daima sabittir demiştik. Cisim burada yine V0 hızıyla yansır. Cisim yine burada V0 hızıyla ne yapar? Yansır. Yataydaki hız daima sabit ve V0 değerine eşittir. Peki cismin yatayda almış olduğu yollar. Yani bu bakın şu yol mesafe 2x, bu yol 2x, bu yol da x metre. Dolayısıyla A'dan B'ye kadar arkadaşlar yatayda kaç x metre yol almıştır? 2x metre yol almıştır. Peki A'dan B 2x'e B'den C'ye yine 2x metre yol almış. Peki C'den G'ye yine C'den
G'ye arkadaşlar x metre yol almıştır. Dolayısıyla yataydaki alınan yollardan cisimlerin doğaları tam mesir çarpma ana kadar geçen süreyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi AB yörüngesinden A'dan B'ye çarpana kadar alınan yol 2x metre. O zaman 2x eşittir diyorum. V0 çarpı T1 diyorum. B'den C'ye arkadaşlar yine 2x metre yol aldı. V0 yine sabit. Yataylık hız değişmez. O süre T2 diyelim. C'den G'ye aldığı yol x metre, x eşittir V0 çarpı T3 diyelim. Dolayısıyla buradan T1 süresine 2x bölü V0 buradan 2T diyelim. T2 süresine arkadaşlar 2x bölü V0'dan yine 2T süre diyelim. T3 zamanı ise arkadaşlar yani C'den G'ye gelme süresi T3'e de x bölü V0'dan T süre diyelim. Dolayısıyla cisim arkadaşlar şimdi A, C aralığını sormuş. A'dan C'ye gelene kadar kaç T süre geçti? Bakın burada geçen süre 2T süresi. Burada 2T süresi. Burada T süresi. Dolayısıyla A'dan C'ye arkadaşlar A'dan C'ye kadar A'dan C'ye kadar kaç T süre yol aldık? Bakın toplamda 4T süre yol aldık. O zaman serbest düşme formülü H bir, ona biz ne diyelim? H değil de AC uzunluğu diyelim. AC uzunluğu 1 bölü 2 GT kare formülünden 1 bölü 2 çarpı G çarpı 4 tane karesi arkadaşlar. Bunu gösterelim. 4 tane karesi. Buradan 1 bölü 2 G çarpı 16 T kare eşittir. Ona da biz 16x metre diyelim x cinsinden. Peki A'dan başlayan cisim 50 geçene kadar kaç tane süre, süre zaman harcadı? Veya kaç ters süre geçti? 2 ters, 4 ters, 5 ters. O zaman arkadaşlar şuradan AE aralığını bulalım biz. AE 1 bölü 2 GT kare formülünden 1 bölü 2 G çarpı vektörel. Toplamda 5 ters süre geçti. 5 T'nin karesi arkadaşlar ona 1 bölü 2 G çarpı 25 T kareye eşit olur. Yani ona da 25x metre diyebiliriz. Yani 1 bölü 2 G 16 T kare 16x dersek 1 bölü 2 G 25 T kare de 25x deriz. Yani 1 bölü 2 G T kare x dersek 1 bölü 2 G T kare x dersek 16x 1 bölü 2 G T kare x dersek 25 çarpı x metre olur. Peki şimdi gösterelim arkadaşlar. AC uzunluğu kaç metre? Onu neyle gösterelim? Onu maviyle. AC uzunluğu 16x metre. Peki şu uzunluğu kaç metre arkadaşlar? AE uzunluğu. AE uzunluğu 25x metre. Peki ne sormuş? AC bölü AC. AC'yi bulduk. AC değerimizi 16x metre olarak bulduk. Gelelim CE değerine arkadaşlar. CE'de 25x'ten 16x çıkardığımız zaman kaç x metre kalır? 9x metre kalır. Dolayısıyla cevabımız 16 bölü 9 değerine eşittir. Evet konumuzu baştan bir daha alalım arkadaşlar. Cisim atıldı ve sıfırla B'ye çarptı. C'ye çarptı. G'ye de bitti. Dolayısıyla A'dan B'ye 2 ters sürede geldi. Nereden buldum onu? Yataydaki almış olduğu yol formülünde. Yatayda A'dan B'ye kadar 2x metre yol aldı. Xx de 2x metre. 2x işte V0 çarpı T1'den. T1 buradan 2x bölü V0'a 2 T demiş olalım. Yine B'den C'ye kenara kadar 2x metre yol aldı. 2x eşittir V0 çarpı T2'den. Buraya T1, şu şuraya T1, buraya T2, buraya T3 demiştik. T2 yine buradan 2x bölü V0'dan 2T süre çıktı. Son olarak, ikinci yansımadan sonra arkadaşlar, C'den G'ye gelene kadar x metre yolunu aldı. X işte V0 çarpı T3'den T3 süresi de T olarak, birim olarak bulundu. Yani cisim A'dan B'ye 2T'ye, B'den C'ye 2T sürede, C'den G'ye 2T sürede gelmiştir. Peki AC uzunluğunu serbest düşme formülünde bulabilirim. Toplamda 4 T süre düştü. Oradan AC diyor ki GT kareden T kare yerine, T yerine 4 T yazdım. 4 T'nin karesi de 16 T kare olur. Ve bu ifadeyi 16 x metre dedim. A'dan CE'ye 2 T, 4 T, 5 T sürede düştü. AE uzunluğu AE düşü uzunluğunu ise arkadaşlar 1 bölü 2 GT kare formülünde T yerine 5 T yazdım. 5 T'nin karesinde 1 bölü 2 25 T kare oldu. O da x cinsinden 25x metredir diyebiliriz. Yani burası 16x, burası 25x ise kalan arkadaşlar C uzunluğu da 9x metredir diyebiliriz.
gelecek ders görüşmek üzere.